Sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Gündem Özel'de bugün yine sizlerle birlikteyiz. Yine korona ile ilgili sizlere bilgiler paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün hocamız kamuoyuna çok yakından tanıdığı ve sizlerin de çok sevdiği bir isim Doktor Serdar Savaş. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız ve siz bu korona sürecinde korunmak için neler yapıyorsunuz? Nasılım? Çok şükür çok iyiyim. Korona sürecinde herkese önerdiğim dört maddenin üçünü yapıyorum. Birincisi evde kal, ama ben evde kalamıyorum. Bir hekim olarak gelmem lazım. Topluma yönelik sorumluluklarım var. Onları yerine getirmem lazım. Onun için işte günlük hazırlıklarımı yapmak için, çalışmak için, bilgilendirmek için, dünya ile temas kurmak için çalışmaya geliyorum. Günümü muayenehanemde geçiriyorum. Onun dışında ellerimi mutlaka sabunla yıkıyorum. Öyle pek fazla dezenfektan, kolonya falan kullanmıyorum ben. Herhangi dışarıdan gelen bir şeye falan dokunmuşsam gidiyorum ellerimi bir güzel sabunla yıkıyorum. Çocukluğumdan beri çok severim. 1989 veya 88 yılında Sağlık Bakanlığı'nda çalıştığım yıllarda bir proje düzenlemiştim. Türkiye'nin ilk sosyal sorumluluk projesidir. Suya sabuna dokunun diye. Aradan geçti kaç sene işte efendim. Hala suya sabuna dokunun diyoruz. Sonra maskemi takıyorum. Yanıma eğer çocuklarımdan birisi, yani birlikte çalıştığım genç arkadaşlardan birisi geliyorsa onların da maskesi var, benim de maskem var ve burada 2 metrelik bir mesafeyle onlarla konuşuyoruz. Efendime söyleyeyim, işte 2 metreyi korumak, maskeyi takmak, elimi sabunlamak. Başka da bir şey yapmıyorum, başka da bir şey yapmak gerekmiyor. Şimdi bugünlerde maske konusu çok tartışma yarattı. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki maske kullanmak zorunludur. O güne kadar da siz sürekli maske kullanın demiştiniz. Şunu öğrenmek istiyorum. O güne kadar neden bu karar resmi olarak verilmedi? O gün ne oldu da herkes maske kullansın denildi? Valla tabii hakikaten bilmiyorum. Çünkü katıldığım programlarda, hatta bir programda bir meslektaşımla biraz sert bir aramızda diyalog geçmişti. İşte maskeye gerek yoktur, maske kötüdür falan filan. Ben de azıcık sert çıkmıştım. Hatta eleştirdiler, niye sert çıktınız. Şeyde programı yöneten kişi de bana pek söz vermek istememişti o sırada. Neden karşı çıktılar, neden bu işi haftalarca geciktirdiler hiç bilmiyorum. Maske çünkü önemli bir korunma aracı. Burada fırsattan istifade şunu söyleyeyim. Bakın, lütfen. Böyle tıbbi maskeler, pahalı maskeler, yok N95'ler, cerrahi maskeler filan kullanmaya hiç gerek yok. Onu ne olur sağlıkçılara bırakalım, hekimlere, hemşirelere bırakalım. Orada bir kıtlık meydana getirmeyelim. Bizim normal hayat içerisinde patiskadan yapacağımız, 3 katlı, 4 katlı patiskadan yapacağımız bir maske dahi yeterlidir. Çünkü o şey ortamında, hastane ortamında çok yoğun virüs var. Yani virüs yükü diye bir kavram var. Virüs yükü çok fazla. Ve o benim güzel meslektaşlarım, sevgili hemşirelerimiz hastaya 10 santim mesafeden çalışmak zorundalar. Şimdi orada hastanın nefes alıp verdiği yerde havada virüs dolu. Onun için onlara virüs geçirmeyen maske lazım. Ama benim insanlara önerdiğim maske tükürük geçirmeyen maske. Çünkü zaten mesafeli duracağız. Ağzımızdan çıkan tükürükleri maskeyle engellersek, karşımızdakinde de maske varsa tükürükle bulaşım olmaz. Tükürükle bulaşım olmazsa o ortamda, bizim normal yaşadığımız ortamlarda havada virüs yükü yok. Onun için virüs uçarak gelip maskenin içinden geçip falan bizim ağzımıza burnumuza girmez. O nedenle bizim yapmamız gereken normal maske kullanmak, gerekiyorsa evde yaptığımız maskeyi kullanmak, ağzımızı burnumuzu böyle kapatmak. Onu da sürekli kullanmaya lüzum yok. Mesela biraz önce bir sevgili izleyicimiz yazmış bana.
Hocam evde tek başımayım, maske taksam takmam gerekir mi? Hayır. Maske takmak özellikle karşımızdaki insanı korumak için yapmamız gereken bir şey. Kendimizden ziyade karşımızdakini korumak için maske takıyoruz. O nedenle tek başınayken yok. Bir de hemen önemli bir şey altını çizeyim. Eğer evimizde riskli birey varsa, yani 60-65 yaşın üzerinde veya kronik hastalığı olan, onları da sayıyorum bakın, kalp hastalığı, ileri seviyede kalp hastalığı olan, ileri seviyede diyabeti olan, ileri seviyede solunum yetmezliği, KOAH hastalığı olan, efendim immün sistemi baskılayıcı kuvvetli ilaçlar kullanan, organ nakli olmuş, böbrek yetmezliği olan insanlar varsa mutlaka onlara 2 metre yaklaşmayalım ve mutlaka maskemiz olsun. Maskenin özü esası bu. Peki, çok teşekkür ederiz. Sizinle son rakamlar üzerinden bugünü ve yarınımızı konuşalım. Dün açıklanan rakamlara göre toplam test sayımız 202.845, vaka sayımız 30.217, iyileşen 1.329, vefat eden 649. Bu tabloya göre ne durumdayız hocam? Bu tabloya göre kötüye doğru gidiyoruz. Şimdi bakın, yaptığımız testin %15'i vaka olarak çıkıyor. Yapılan testler ve alınan pozitif sonuçlara bakarsanız geçmişinden beri hep %15, %15. Yani 20 bin test yapıyoruz, 3 bin vaka buluyoruz. Efendim işte 100 bin test yapıyoruz, 30 bin vaka buluyoruz. Bu yaptığımız test sayısıyla alakalı bir şey. Bunun Türkiye'deki toplam vakalarla bir alakası yok. Türkiye'deki toplam vakalar bunun çok üzerinde. Şimdi bu kadar ölüm varsa o ölüm ne kadar vakadan çıkarla ilgili bir hesap yapılırsa, bu basit bir hesaptır, vakaların çok daha fazla olduğu görülür. Türkiye hala yükselme trendinde. Türkiye hala pik noktasına gelebilmiş değil. Bunu grafik olarak, matematik olarak da görebiliyoruz. Benim önerdiğim ve hükümetin 20 günlük arayla dikkate aldığı önerilerimin arasını kısaltmaları lazım. 20 gün önce maske diyordu. 20 gün önce efendime söyleyeyim, halk sağlıkçıların bilim kuruluna alınması lazım diyordu. 20 gün önce illerde pandemi kurulları kurulsun, üzerlerine efendim halk sağlıkçılar bunların başına geçsin. Yani bunları yapmak için 20 gün önce diyordum ki ben, vaka sayısının 110 katı kadar test yapılsın. O zaman vaka sayısı efendim işte 150 idi. Bir bilim kurulu üyesi dedi ki, yani efendim dedi, işte 15 bin 16 bin küsür tane test mi yapılacak dedi. Bu dedi kaç paraya mal olur biliyor musunuz? Hocam biliyorum dedim, yani 20 bin tane test yaptığımız zaman kaç gün boyunca bunu yapacağımız, bunun rakamı 100 milyon dolardır. Bir çekirdek leblebi parasıdır Türkiye için. Sanıyorum Haber Türk'te bir şeydi, bir tartışmaydı. Evet. Şimdi evet. O zamanlar benim bu test yapılsın her gün canımı parçaladığım noktaya şimdi diyorlar ki efendim test sayımız çok iyi. Bu test sayısını 20 gün önce yapacaktık kardeşim. Arada çok önemli bir 20 gün kaybettik. Hep başından beri söylediğim şey, buradaki kritik faktör zaman. Zamanı iyi kullanmamız lazım. Yoksa bu böyle bahçede ot biçer gibi, bu taraftan bugün biçtiğini biçtin, yarın da geri kalanını biçersin değil. Yangın var, yangın. Bahçedeki kuru otlar tutuşmuş, yangın binaya geliyor. Yangın gelsin binaya, bina tutuşsun, çatıya çıkarsa önlem alırız. Hayır, önlem demek olmadan önce yapılan şeye önlem denir. Olduktan sonra yangın söndürüyorsun. Ben yangın söndürme kısmında hiç değilim. Ben önlem almak kısmındayım. Onun için bunlarda geç kaldık. Vakalar yükseliyor. Hala alınması gereken önlemler tam olarak alınmıyor. Peki size iki soru soracağım. Hala alınması gereken önlemler nelerdir? İkincisi de bu 20 günlük zaman kaybı dediniz. Bu 20 günlük zaman kaybını nasıl telafi edebiliriz, kapatabiliriz? Telafi edemeyiz. Artık o 20 günlük zaman kaybından kaynaklanan ölümler meydana gelecek. Onun telafisi yok. Sokağa çıkma yasağının konulması lazım.
20 ile 40 yaş arasının, hadi bilemediniz 45 yaş arasının işe gitmesinin işe gidebilir. Geri kalanın sokağa çıkma yasağının konu. Bu iş ricayla lütfen sokağa çıkmayın da falan olmaz. Kesinlikle sokağa çıkma yasağının konulması lazım. Peki hocam 20-45 yaş arası işte işe gideceklerde de bu insanlara hem test yapılacak hastalık var mı diye hem de bağışıklık kazandılar mı diye test yapılacak. Hastalık tespit ettiğimizde bulaştırıcı dönemde olduğunu gördüğümüzü hayır sen gidemezsin deyip onu evine kapatacağız, karantinaya alacağız. Ama bağışıklık kazanmışsa git kardeşim işine, git işini yap ne kadar güzel artık bulaştırmazsın da. Birincisi bu, sokağa çıkma yasağı. İkincisi, tabii ben buna kontrollü sokağa çıkma yasağı diyorum. Hı-hı. Orada benim de önerim başından beri, Evet, konuşacağız. 6 gün evde tutalım, 2 gün çarşı izni verelim. 6 gün evde tutalım. Sözünüzü kesiyorum, özür dilerim. 2 gün çarşı izni dediğiniz zaman da 6 gün evde kalan, karantinada kalan insanlar birden sokağa çıktıkları gibi, çıkacakları gibi algılanıyor ve yine aynı sorun olacak deniliniyor. Tam olarak o 2 gün çarşı izni neyi ifade ediyor? Tabii, o neyi ifade ediyor? Bir defa yüksek risk gruplarının hiçbir zaman dışarı çıkma şeyi yok. İzni yok. Yüksek risk gruplarının. Bu bir. İkincisi, sınırlı olarak dışarı çıkması gereken insanlar var. Bu insanları devamlı aylarca evde tutamazsınız. Hiçbir sokağa çıkma yasağını da aylarca uygulayamazsınız. Şimdi biz ne zamana kadar sokağa çıkma yasağı uygulayacağız? Ta ki vaka sayılarını azaltıncaya kadar. Vaka sayıları iyice azalacak, transmisyon yani geçiş azalacak, o zaman kalkacak. Peki bu 2 ay sonra olursa 2 ay insanları evden çıkartmayacak mıyız? Hayır, çıkartmak zorundayız. O nedenle evet, o 2 günde bulaşma olacaktır, vakalar artacaktır, doğrudur. Ama bunu 3 ay kimseyi sokağa çıkmadan tutamayacağımıza göre böyle bir ara fasıla vermek durumundayız. Peki hocam bu 6 gün insanlar evde tutulduğunda ne yapacağız? İşte o zaman evlerde gideceğiz, evlerde vaka arayacağız. İstanbul'da gittiler bir apartmanda, 2 tane apartmanda bir tarama yaptılar. 2 tane apartman karantinaya alındı. Ben bunu diyorum ki bunu bütün Türkiye'de yapın kardeşim. Yani bunu sadece İstanbul'da 2 apartmanda yapmayın. Bu ülkenin bunu yapacak imkanı var. Bunu bütün Türkiye'de yapın. İnsanları çıkmayın sokağa deyin. Biz nüfus sayımı yapmıyor muyuz? Nüfus sayımı yapınca her eve bir memur gitmiyor mu? Nüfus sayımı yapar gibi yapın bunu. Her eve gitsin memur. Baksın evde şeyi olan var mı? Şikayeti olan var mı? Kuşkulu vaka var mı? Bilmem ne var mı? Örneklerini alsın. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra orada işte vakaları hapsetmemiz lazım. O örnekler sonucunda temiz çıkanlar veya bağışık çıkanlar o 2 günlük zaman içerisinde dışarı çıkabilir. Zaten bağışıklık kazanmışsa hepten çıksın dışarı. Yani insanlar bağışıklık kazandıktan sonra dışarı çıkmalarında bir mani yok. Bu noktada da deniliyor ki 83 milyona test yapmamıza gerek yok. Yani tabii ki gerek yok. Tabii ki gerek yok. Yani 83 milyona test yapmayacağız. Kime test yapacağız biz? Özellikle risk altında olan insanlara yapacağız. Belirtileri olan insanlara yapacağız. Yani şimdi mesela dün gördüm, efendim İzmir Sağlık Müdürlüğü sokaktan geçene test yapıyor. Çok komik bir şey. Çok anlamsız bir şey. Yani boşuna para harcamaktan başka bir şey değil bu. Dostlar alışverişte görsün. O zaman bu noktada, pardon, lütfen tamamlayın. Buyurunuz hocam. Siz test yapmanın kriterleri var. Onlar burada uzun detaylı girmeyeyim ona. Kime test yapılır kriterleri var. Bir eve gittiğinizde o kriterlere sahip o yaş grubunda daha önce işte COVID ile bulaşmış yaptığı işten dolayı risk grubunda olan insanlara yapacaksınız. 83 milyon yeni doğan bebeğe niye yapayım? Yani çocuklara test neden yapayım? Zaten nüfusumuzun çok ağırlıklı bir kısmı 20 yaşının altında, onlara niye test yapayım ben? O zaman zaten biz de yakalandıysa da bağışıklık geçirmiştir, kazanmıştır.
O zaman buradan tekrar hatırlatalım. Serdar Savaş hocamız 83 milyon test yapın demiyor. Ev ev dolaşın, riskli görülen insanlara test yapın ve onları karantinaya alın deniyor. Bu noktada çünkü çok ciddi bir bilgi kirliliği dolaşıyor sizin bu sözleriniz üzerinden. Bunu da açıklamış olalım buradan. Şimdi bir sonraki aşamada Türkiye'de vaka sayıları ne zaman pik yapabilir? Bunun için bir tarih öngörebiliyor musunuz? Öngöremiyorum çünkü şu anda hala çıkmaya devam ediyor vakalar ve şeye baktığım zaman diğer ülkelerdeki seyirlerle karşılaştırdığım zaman nereden baksak önümüzde 4 hafta var en az. Peki önümüzde 4 hafta var diyorsunuz. Bu 4 hafta en az 4 hafta 4 diyorsunuz. 4 de olur 24 de olur ama en az 4. Peki bunun en az 4 hafta olabilmesi için bu konuda toplumun aktörlerine sizden mesajlarınızı alacağım. En önemlisi meslektaşlarınıza, özellikle bilim kurulu meslektaşlarınıza bu süreç için ne öneriyorsunuz? Buradan başlayalım isterseniz. Bilim kuruluna hiçbir şey önermiyorum. Çünkü şu anda sonunda o kadar öneri dilimize tüy bittikten sonra halk sağlığı uzmanlarından oluşan bir halk sağlığı çalışma grubu ismine kondu bilmiyorum. O grup kuruldu. O gruba önerim şu, lütfen orada şu dört kavramı açıklığa kavuştursunlar. İzolasyon nedir? Karantina nedir? Sürveyans nedir? Filyasyon nedir? Bu dördünü açıklığa kavuşturup ondan sonra eyyamcılık yapmadan okulda öğrendikleri, meslek ettikleri iş ve namus gümbür söylüyor. Klinisyen arkadaşlarımız da bu konularda konuşmasınlar. Başından beri yanlış konuşuyorlar. Bakın hep başından beri söylüyorum sevgili klinisyenler. Size saygımız çok büyük. Siz hastalık oluştuktan sonra tanı ve tedavisi konusunda dünya çapında insanlarsınız. Ama bir halk sağlığı problemi yönetmesini ne okulda öğrendiniz ne hayatınızda böyle bir tecrübeniz oldu. Bilmediğiniz işlere karışıp da insanların hayatlarıyla oynamayın. Çıkıp da bana bilim kurulunda halk sağlıkçı var bir tane bize akıl veriyor bilen diyen bir bilim kurulu üyesi. Yani bu kadar bir palavracılık olur mu ya? Çıkıp efendim maskeye gerek yok diyen bilim kurulu üyesi. Bu kadar akmasyon iş olur mu Allah aşkına? Yani herkes kendi bildiği işi yapacak. Bilmediği konuda sadece ün yapmak için, reyting yapmak için, rektör olmak için, bilmem dekan olmak için yanlış şeyler söylemeyecek. Ayıptır, günahtır. Ölenler insan. Bunlar gazoz şişesi değil. Peki bu söylediğiniz sözlerde çok ciddi sözler, rektör olmak için, dekan olmak için, reyting almak için bunları söylemeyecek diyorsunuz ama bunları şimdilik bir kenara koyuyoruz. Zaman içinde hepimiz her şeyin ne olduğunu anlayacağız zaten. Bakın, konumuzdan bunları, çıkmamak adına. Burcu'cum canım benim bunları niye söylüyorum biliyor musun? Bunların gözden kaçmadığını, bunların bilindiğini, bunların hiç üstünün örtülü olmadığını, hele hele şimdi halk sağlığı çalışma grubunda olan arkadaşların da gözümüzün üzerlerinde olduğu, kimin yalan söylediğini, kimin doğru söylediğini çok iyi bildiğimizi, o nedenle bakın bunları ifşa edilir, kimin ne namussuzluk yaptığı ortaya çıkacak, onun için şimdi namusunuzdan davranın. Ben bunu geleceğe yönelik korumak amacıyla söylüyorum. Peki, yine süreyi en az 4 hafta tutabilmek için toplumun yani bireylerin ne yapması gerekiyor? Bu konuda üzerinde çok duruyorsunuz ama genel olarak tekrar etmenizi isteyeceğiz. Sizi yoruyoruz bu konuda biliyorum ama işte o dördü bir tekrar edelim istiyorum tekrar. Bir, mecbur değilsen evde kal. Mecbur değilsen ne demek? Hekimsin tabii ki evde kalmayacaksın. Hemşiresin, eczacısın tabii evde kalmayacaksın. Belediye çalışanısın tabii evde kalmayacaksın. Bir fabrikada işçisin ve mutlaka gitmen gerekiyor. İşverenin izin vermemiş yoksa işten atılacaksın. Tabii ki evde kalmayacaksın. Şimdi demek ki mecbur değilsen evde kal. Birincisi bu. İkincisi insanlarla ev içinde dahi arana 2 metre mesafe koy. 2 metreden fazla yaklaşma. Hele anana babana, risk gruplu insanlara, ileri yaştaki insanlara katiyen yaklaşma.
Onlarla aynı masada yemek yeme. Aranızda masada oturup böyle 70-80 santimde oturma. Üçüncüsü ne yap? Maskeni tak. Evin içinde de tak maskeni. Evin içinde de başka insanlar varsa maskeni tak. Dördüncüsü de ellerini sabunla. Yemekten önce sabunla. Yemekten sonra sabunla. Marketten bir şey getirdikten sonra sabunla. Öyle marketten getirenleri ovmak, bilmem sirkeli sularda kaynatmak. Bunu ben çok defa paylaştım, anlatıyorum. Bu hastalık damlacık enfeksiyonuyla, damlacık yoluyla bulaşıyor. Damlacıkla konuşurken ağzımızdan saçtığımız tükürükler. Şimdi konuşurken benim ağzımdan yayılıyor. Öksürdüğümde biraz daha yayılıyor. Dediğimde daha da çok yayılıyor. Demek ki en çok yayan hapşırık. Ondan daha az yayan öksürük, en az yayan konuşma. İşte bizim bu damlacıkları karşı tarafa ulaştırmamamız lazım. Damlacığın bulaştıracak şekilde seyahat edebileceği mesafe 1.8 metre. Ben bunu yuvarlak 2 metre diyorum. O 1 metre laflarına falan inanmayın. Bakın bunlar da koca koca profesörlerden çıktı. Efendim 1 metre mesafe iyidir bilmem ne. Hayır efendim 1 metre mesafe değildir. Konuşurken bir damlanın normal şartlar altında gidebileceği azami mesafedir. Bu da 6 feet yani 1.8 metredir. Ben emniyetli olsun 2 metre diyorum. Onun için 2 metreden fazla yaklaşmasın insanlarımız birbirine. Maskelerini taksın, elini sabunlasın. Başka da yapacak bir şey yok. Hocam onu mu alayım, bunu mu alayım, işte bilmem ne çok iyi geliyormuş filan. İnternet, reklamlar falan filan bu tip ürünlerle dolu. Bunlara gerek yok. Siz sebze ağırlıklı beslenin. Bakın meyve demiyorum, sebze ağırlıklı beslenin. Farklı renklerde sebzeler yiyin. Yeşil sebze yiyin, kırmızı biber yiyin, yeşil biber yiyin. Efendime söyleyeyim işte ne bileyim karnabahar yiyin, kırmızı pancar yiyin, kereviz yiyin, turp yiyin, maydanoz yiyin, nane yiyin, yeşillik yiyin. Çeşit çeşit sebzeler ve günde en az 5 defa yapın bu işi. Günde 5 defa sabah, sabahla öğlen arasında, öğlen, öğlenden akşam arasında, akşam yani 5 vakit her namaz vakti mutlaka bir porsiyon sebzeniz olsun. Peki. Efendim, ezanı duydunuz muydu sebzenizi namazınızdan sonra yiyin. Peki medyanın üzerine nasıl görevler düşüyor bu süreç vallahi içinde? Medya bence bazı medya kuruluşları çok kötü sınıfta kaldılar. Neden? Yani sorumsuz yayıncılık, efendim panik yaratmaya diliş. Amerika'da çıkan vaka sayıları bilmem ne falan böyle insanları korkutmaya yönelik, korkutarak reyting yapmaya yönelik, ondan sonra önüne geleni oraya çağırarak Elif'i görsem Ertek sanır adamların çıkıp orada televizyonlarda ahkam kesmesi, reklamlarını yapmaları falan bunlar böyle bir dönemde sorumlu yayıncılık şeyine girmedi, kapsamına girmedi. Bakın şu anda Türkiye'de genellemiyorum. Birçok televizyon kanalında, birçok iletişim kanalında iş sansasyon ve reyting. Halbuki basının dördüncü kuvvet olma şeyi var, rolü var. Nedir? Güçler ayrılığı vardır demokrasilerde. Yasama, yürütme ve yargının ayrılması lazım. Buna denge ve denetleme diyoruz. Check and balances işte Amerikan anayasasının üstüne dayandığı şey budur, esas budur. Bu denge ve denetlemenin olması için güçler ayrılığı. İşte bu üç yasama yürütme yargının yanında dördüncü güç de basındır. Kamuoyudur, kamuoyunun sesi olmaktır. Basın doğrunun peşinde olması lazım, reyting yapanın peşinde olmaması lazım. Basın doğru konuşanı susturup yerine yalan söyleyeni ön plana çıkartmak yerine doğru söyleyeni konuşturması lazım. Tabii bu da ancak menfaatlerle değil ahlakla olur, etikle olur, vicdanla olur, namusla olur. Ama işte bunları bugünlerde biraz aramamız gerekiyor. Bayağı bir masanın altına bakmak lazım. Vicdan nerede? Dolapların arkasında ahlak aramak lazım. Karanlık kuytu köşelerde erdem aramak lazım. Ama şöyle arandığında da bulunuyor, onu da söyleyeyim. Peki. Efendim medyayı Serdar Savaş hocamız
bu süreçte sınıfta bıraktı. Biz de kötü notlarımızla şimdi kendimizi karantinaya alalım bu konuda. Medyayı demedim ha, sakın, sakın. Bir bazı yayın kuruluşları dedim. Peki, bazı yayın kuruluşları. Katiyen genellemedim. Katiyen, o kadar sorumlu yayıncılık yapan kurumlar var. Yani bakıyorum, hakikaten hayran oluyorum. Kendilerini de tebrik ediyorum. Onun için aman genellemeyeyim. Şimdi isimlerini sayarsam dava açarlar hakkında. Onun için isimlerini saymayın. Tamam, lütfen saymayın isimlerini. Siz de bu süreçte dijital medyada yayıncılığa başladınız. Instagram'da hesabınızda, Doktor Serdar Savaş hesabınızda saat 17'de her gün canlı yayını yapıyorsunuz. Doğru mu? Doğru saat verdiniz. Doğru. Doğru. Sevgili izleyiciler, hocamızın hesabından da tekrar edelim saatini. Saat 17'de Doktor Serdar Savaş hesabının Instagram'dan canlı yayınlarını takip edebiliyorsunuz. Hocamıza soruları sorabiliyorsunuz. Bu noktada kendisi çok büyük bir özveriyle büyük destek veriyor. Estağfurullah, ama estağfurullah, özveri falan değil. Biz bu işi yapmak için okula gittik. Onun için özveri değil. Yani fırıncı ekmeğini yaparken özveri de bulunmuyor. İşini yapıyor. Ben de işimi yapıyorum. Bu özveri falan değil. Doğal, işimizin gereği bu. Peki, programımızın sonuna geldik. Bu noktada sizin bir mottonuz var. Panik yok, tedbir var. Önlem var. Panik yok, önlem var. Bu süreç içerisinde bu mottonuzda bir değişiklik yaptınız mı? Hayır. İlk günden beri aynı. Benim ilk günden beri söylediklerim de aynı, mottom da aynı, savunduğum şey de aynı. Hiçbir değişiklik meydana gelmedi. İşte bana diyorlar ki 40 yaşın altında işte ölmez dedim falan. Evet, 40 yaşın altında öldürmez. Yani hala aynı şeyi söylüyorum. Efendime söyleyeyim. Benim kızım da oldu. Bana aradı. Baba dedi, ben dedi COVID oldum dedi. Benim kızım işte kaç, 35 yaşında. Tamam çocuğum, ayaklarını uzat, bol bol su iç dedim. Bu panik yapacak bir şey değil. Ama bu önemsememek demek de değil. Ben bunu çok önemsiyorum. İlk günden beri çok önemsiyorum. Ama önemsiyorum diye insanlara korku salarak öldürür, havadan bulaşır, camdan girer, kapının deliğinden girer filan diye bir şeyleri, insanları korkutmaya gerek yok. Hayır, gençler gayet emniyetlidirler. Ama gençlere düşen şey katiyen başkalarına bulaştırmamaktır. Bulaştırmamak için önlem almaktır. Yoksa paniğe kapılıp da bana gecenin saat 4'ünde hocam biraz önce boynumda bir ağrı meydana geldi, ölecek miyim diye mesaj geliyor. Bu kadar paranoyaya insanları sevk edecek şekilde korku salmanın bir anlamı yok. Aklı başında olacağız. Toplum olarak erişkin türü ilişki kuracağız. Korkutmayla, hıyla değil, sorumluluk bilinci içerisinde hareket edeceğiz. Peki, programımızın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bu program içerisinde bizim gözden kaçırdığımız bir nokta var mı acaba? Eklemek istediğiniz bir nokta? Estağfurullah, çok güzel bir program oldu. Eklemek istediğim şey, ben bu güzel halkımı, Anadolu insanını çok seviyorum. Onlardan biriyim. İyi ki Türkiye'de doğmuşum. Çok seviyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Biz de bu süreçte tüm sağlık çalışanlarımıza, sizlere, bizler için bu kadar çaba sarf ettiğiniz için, bizleri aydınlatmak için bu kadar çok çok çabalar sarf ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. İlerleyen süreçte tekrar bir araya gelmek üzere. Hoşça kalın. Sevgili izleyiciler, yarın yine bir aradayız. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşça kalın.